Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte RTX 3060'lı oyuncu sisteminin detaylarına bakacağız. Öncelikle ürünün fiyatı ve hakkındaki diğer detaylı bilgileri öğrenebileceğiniz linki açıklama kısmına bıraktım. Oradan bu linke tıklayarak bu detayları öğrenebilirsiniz. Gelin biz sistemimizin kalbi olan ekran kartımızla başlayalım. Sistemimizde ekran kartı olarak Nvidia'nın RTX 3060 12 GB 192 bitlik modeli tercih edilmiş. Şimdi arkadaşlar, bu kart zaten harbiden hani rüştünü ispat etmiş bir kart. Bunu bir kenara koyalım. Bunun haricinde 12 GB'lık veri ve 192 bitlik değeriyle birlikte profesyonel hayatta yapacağınız işlere de ufak tefek göz kırpan bir kart. Ufak tefek derken hani çok yüklü olmayan render işlemlerinde rahatlıkla bu kartla yapabilirsiniz. Ayrıca bu kartın önemli özelliklerinden bir tanesi de 3. nesil tensör çekirdeklerini bünyesinde barındırması. Bu ne demek? Arkadaşlar, 3. nesil tensör çekirdekleri yer alan kartlar yapay zeka desteğiyle birlikte çalışan Nvidia DLSS özelliğini çalıştırabiliyor. Bu ne demek? Yani size şöyle söyleyeyim, ultra özetini geçeyim bu DLSS'in. Bu özellik sayesinde oyunlarınızı daha yüksek grafik ayarlarında oynarken FPS kaybı yaşamıyorsunuz. Çünkü yapay zeka öğrenerek sizin oyununuzdaki ilgili alanları kendisi dolduruyor. Böylece siz oyunu 4K oynarken sanki 1080p'den işleniyormuş gibi bir performans alabiliyorsunuz. Bayağı iyi bir özellik. Bu kart da DLSS özelliğini destekliyor. Kartı zaten pek çoğumuz biliyoruz. Gelin biz işlemcimize geçelim. Oradan da oyun testimize. İşlemcimiz Intel'in i5-11400F modeli değerli arkadaşlar. Gönül isterdi ki 12. nesil olsun. Fakat şöyle bir durum var. Bu tarz sistemleri toplarken fiyatı optimize edebilmek adına parçalarda onun bir altı bunun bir üstü gibi dengelemeler yapmak durumunda kalıyor firmalar. Bu işlemci de kötü bir işlemci değil, gayet rüştünü ispat etmiş bir işlemci. Oldukça güçlü bir işlemci. Kendisini fabrika ayarlarında 2.6 GHz'de çalıştırabilirken Turbo Boost'la 4.40 GHz'e kadar çıkarabiliyorsunuz. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığını da bünyesinde barındırıyor. Yani düşük bir işlemci almıyorsunuz değerli arkadaşlar. Rüştünü ispat etmiş güçlü bir işlemci alıyorsunuz. Ki bu da sistemi optimize edebilmek adına gerekli, yapılması gereken hamlelerden bir tanesi. Şimdi gelin isterseniz diğer detaylara geçmeden araya bir oyun testi sokuşturalım. Sonuçta ekran kartı ve işlemciyi anlattık. Oyunları da 2560'a 1440 çözünürlükte oynadığımı belirteyim. Buyurun oyun testine.
Oyun testimizi izledik, sonuçlarımızı gördük. Ben sadece deneyim olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Ben oyunları oynarken ultra ayarlarda ve yüksek çözünürlükte oynamama rağmen herhangi bir takılma, kasılma gibi bir problemle karşılaşmadım. Zaten diğer rakamsal değerleri de siz gördünüz. Gelin biz SSD'mize geçelim. SSD'miz M.2 512 GB'lık bir SSD. Başlangıç için gayet yeterli fakat daha sonrasında yani oyun sayınız arttıkça yanına farklı bir SSD daha eklemeniz sizin açınızdan iyi olacak. Ha sistemi aldığınızdaki halinde yetersiz mi? Gayet yeterli. Zaten M.2 bir SSD. Bunun size özellikle oyunların yükleme ekranında sağlayacağı avantaj çok fazla. Belki ileride ihtiyaç duyarsanız 1 TB'a yükseltebilirsiniz ya da harici bir tane daha SSD takabilirsiniz. Geçiyorum RAM'lerimize. Artık RAM'ler bu sistemin adı soyadı gibi oldu arkadaşlar. 16 GB 3200 MHz bandında çalışan 2x8'lik RAM'lerimiz var. Anakartımız Asus Prime H5100MK modeli. Bu anakartla ilgili sadece şunu eklemem gerekiyor değerli arkadaşlar. 11. nesil ve daha altı işlemcileri destekliyor. Bunun dışında herhangi bir olumsuz yönü bulunan bir kart değil. Zaten yine çok fazla oyuncu sisteminde çok fazla kullanılmış bir kart. Bu anlamda içiniz rahat etsin. Son olarak kasamıza geçelim. Kasamız bayağı yakışıklı arkadaşlar. Dış görüntüsü oldukça güzel. Yan tarafında tamperli cam var. USB portları üst kısmı oldukça yeterli oranda yerleştirilmiş. Çok fazla tök tak işlemi yapıyorsanız bu bence kasalarda önemli bir özellik. Kendisi 650 wattlık bir PSU ile birlikte geliyor ve ileride isterseniz sıvı soğutmayı da içerisine kurabiliyorsunuz. Yani kasa sıvı soğutmayı destekliyor. Benim bu sistemle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. Sistemle ilgili daha fazla bilgiyi ve satın alma linkini açıklama kısmındaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var, hani bu sistem toplama işlerinden uyumluluk vesaireden çok fazla anlamıyorsanız ince hesabın PC toplama sihirbazında kullanabilirsiniz. Orada oyuna göre bile sistem toplayabiliyorsunuz. Bu videom da bitti arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.